Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi, 2. dönem, 2. yazılısı bilmemiz gerekenler videosuyla karşınızdayız. Evet, şimdi malum önce bir konuları kısaca bir tekrar edelim hep birlikte arkadaşlar. Ondan sonra da zaten kanalımızda bulunan e, yazılı provaları videolarımızı seyredebilirsiniz. Şimdi öncelikle karşımızda bu dönemin başlangıcı olarak hepimizin hatırlayacağı üzere önce dörtgenler demiştik. Genel dörtgenlerin özelliklerinden bahsetmiştik. Burada AC ve BD bizim köşegenlerimiz köşegenlerimizdi. AC ve BD köşegen diye yazalım şöyle. Ve en genel alan formülümüzde de şunu söylemiştik. Herhangi bir dörtgenin alanını bulurken şunu yazıyoruz. 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpım BD çarpı AC çarpı sinüs alfa diye yazmıştık ve bu formülü bütün geometrik şekillerde kullanmıştık. İşte karede kullandık, e, yamukta kullandık, paralel kenarda kullandık, eşkenar dörtgende kullandık. Ve yine dörtgenlerin en genel özelliklerinden birisi olan eğer arkadaşlar AC ve BD köşegenlerimiz dik kesişiyor ise bunu unutmayın, bu bizim karşımıza çıkar. Eğer köşegenler dik kesişiyor. ise karşılıklı kenarların kareler toplamı birbirine eşit. Yani, X kare artı Z kare eşittir. Y kare artı T kare. Bu da bizim uzunlukla ilgili yaptığımız bir genelleme. Daha sonra şimdi yine AC ve BD köşegenleri çizildi. Ve bu köşegenlerle ilgili bu sefer ekstra bir bilgi verilmedi. Yani burada olduğu gibi aralarındaki açının 90 derece olması ya da açının kaç derece olduğu hakkında bir bilgi yok. Sadece köşegenler verildi. Burada arkadaşlar unutmayın Karşılıklı alanlar çarpım birbirine eşittir. Yani S1 çarpı S4 eşittir. S2 çarpı S3 şeklinde yazabilirsiniz. Tabi biz burada çokgenlerden de bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere ki herhangi bir çokgenin mesela iç açılar toplamını bulurken unutmayın. n eksi 2 çarpı 180 dereceyi kullanmıştık. Bu bir çokgenin tüm açılar toplamını anlatıyordu. Ya da Herhangi bir köşedeki düzgün çokgen için konuşuyorum. Bir düzgün çokgenin herhangi bir köşesindeki açının ölçüsü bizden istenirse n eksi 2 çarpı 180 bölü n ile de bir köşenin artık arkadaşlar iç açısını bulmuş oluyoruz. Dörtgenlere bir tane özellik getirmiştik bakın o da şuydu. Sadece alt ve üst taban birbirine paralel yani AB paralel CD dediğimizde Yamuklara yamuklarda dikkat etmemiz gereken nokta şuydu arkadaşlar bakın Bu paralellik bilgisine göre U kuralı ve Z kuralı yani kafamıza göre U kuralı ve Z kuralını yazmıyorduk yamuklarda dikkat etmemiz gereken açı konusundaki e, noktalardan birisi bu. Bunun dışında şimdi yamukta bu paralellik dedik ya bize sadece iki tane kural getirdi bakın. U kuralı ne demiştik? Komşu iki açının ölçüler toplamı 180 derece. Yani alfa artı beta eşittir 180 derece. Aynı durum bu tarafta da geçerli. Fakat burada şu hatırlatmayı yapıyorum. Siz burada arkadaşlar açıların ölçülerini bilmiyorsunuz. Yani buraya x ve y yazdım. Alfa ve beta'ya eşit değildir. Eğer alfa ve beta'ya eşit olursa zaten ikiz kenar yamuk olur. Bunu unutmayın. X artı Y artık 180 derece ve bunlar farklı birer açı. Eğer yamukta alan hesabı yapmaya çalışıyorsak bizim belki böyle en pratik söylediğimiz alan formüllerinden birisi alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani A artı C çarpı H bölü 2 diye de yazabilirsiniz ve yamukta. Şimdi bu yamukta söylediğimiz kuralların tamamı kendisinden sonra gelen özel dörtgenler içine geçerli arkadaşlar. Bunları unutmayın. Yani burada AC ve hemen yazıyorum. AC ve BD köşegen. Eğer siz köşegenleri çizerseniz oluşan bu dört üçgenle ilgili şöyle bir yorum yapıyoruz. Diyoruz ki paralel olmayan kollar arasındaki yani şunlardan bahsediyorum bakın. Bunu da şöyle göstereyim. Alanlar birbirine eşittir. Yani bunu şu şekilde de kodlayabilirsiniz. Ee, kelebeğin kanatları birbirine eşittir diye de kodlayabilirsiniz. Burada artık e, şu yorumu yapıyoruz. Şimdi burada S ile S'nin neden eşit olduğu ile ilgili hemen kısaca bir şey söyleyelim. Bakın mesela buraya A kadar diyelim. Buraya da B kadar diyelim. Şimdi buradan baktığınızda S1'in A'ya oranı, S'nin B'ye oranı. A'dan baktığınızda tepe noktası ortak olduğuna göre tabanların oranı alanların oranını anlatıyor olmalı. Yani S1 bölü S eşittir A bölü B oldu. Aynı şekilde ben A bölü B'yi başka nasıl yazabilirim dediğimde C noktasından da bakarsanız arkadaşlar. Buradan bakıyor olmak yüksekliklerimize eşit olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla tabanların oranı alanların oranını anlatıyor. E burada da a'nın b'ye oranı dediğimizde s'nin s2 oranı s'nin s2 oranı dedik. Şimdi de içler dışlar çarpımı yaptığımızda s'nin karesi eşittir s1 çarpı s2 oldu ki biz bunu az önce zaten size dörtgende de söylemiştik. Bu aklımızda bulunsun. Alanda bu e, kullanacağımız önemli ifadelerden birisi. Daha sonra yama ya bir özellik daha ekledik arkadaşlar ve bunun adına da artık Paralel kenar demiştik. Şimdi paralel kenar dediğimizde malum AB ve DC birbirine paralel. Hatta şöyle yazayım. AB paralel DC. Başka AD ile artık BC de birbirine paralel. Bunları unutmayın. AC ve BD de, de bizim köşegenlerimiz. Şimdi paralel kenarda herkes birbirine paralel olduğu için artık şöyle bir genelleme yapıyoruz bakın. Mesela ben buraya alfa yazayım. Şuraya da beta yazdığımda, alfa artı beta'nın toplamı 180 derece. Şimdi AD ile BC de paralelde hatırlarsak, e beta yazdığıma göre alfa, sonra da burası tekrar beta oldu. Yani A açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşittir, B açısının ölçüsü de D açısının ölçüsüne eşittir. Bunları unutmayın. Ve bunu neredeyse tüm e, videolarımızın içerisinde de arkadaşlar sizlere söylemiştim. Şimdi buna özellikle dikkat edin lütfen. Bir paralel kenarda herhangi bir köşeye ait aç ortay çizilirse burada daima ikiz kenar üçgen oluşur. Yani B A E D'ye bakarsanız burası artık nokta kadar. Dolayısıyla A D ile DE de birbirine eşit olur. Tekrar ediyorum. Bir paralel kenarda herhangi bir köşeye ait açı ortay karşı kenara kadar çizilirse daima ikizkenar üçgen oluşur ve bu bizim karşımıza genellikle uzunluk sorularında çok çıkar. Bir paralel kenar sorusunda şu yandaki bilgilerin içerisinde AE'nin bir açı ortay olduğu bilgisi varsa şu an anlatmaya çalıştığımız noktadan bahsediyordur. Buna dikkat edin. Eğer paralel kenarın arkadaşlar alan hesabını yapmaya çalışıyorsak burada da artık şunu söylüyoruz. AB kenarı mesela A diye anlatalım. Burayı da B diye yazalım. İsterseniz A çarpı H1, isterseniz de B çarpı H2 yazabilirsiniz. Yani taban çarpı yükseklik bizim alanımızı anlatıyor. Bu değerler hep birbirine eşit çıkmak zorunda. Neden? Çünkü aynı şeklin alanını hesap etmeye çalışıyorsunuz. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yani şöyle sorular çıkabilir karşınıza. Kenar verilir, yükseklik verilir, yükseklik verilir. Bu kenar isteniyor. Demek ki burada sizden bir alan ilişkisi kurmanız isteniyor. Yani sizden bizzat ben hangi kenarı kullanırsam, hangi yüksekliği kullanırsam kullanayım. Alan hesabının değişmediğini fark etmeniz isteniyor olabilir. Bu aklımızda bulunuz. Burada ise yine bizim için önemli bir alan bilgisi. Arkadaşlar şimdi ben hep şunu söylüyorum. Paralel kenar genellikle bize alan sorusu olarak çıkar. Dolayısıyla alan paylaştırma sorularında mesela biz burada EH çizdik. İşte FG'yi çizmişiz. Sonra içeride gördüğünüz gibi bakın bir, iki, üç tane garip Belki biri paralel kenar bir tanesi yamuk. Hani hatta belki ikisi yamuk biri paralel kenar. ikisi paralel kenar biri yamuk da olabilir. Fark etmiyor. İşte üç tane garip şekil var. Biz bunların alanlarını kıyaslamakta zorluk çekeriz her zaman. Biz de bu yüzden bunların mümkün olduğunca Arkadaşlar üçgenlere ayırmaya çalışıyoruz. Ve bu üçgenleri daima köşelerden oluşturun ki kenarın bir taraf, kenarın tamamı olsun. Mesela burada da bakın kenarın biri bizim tam bir kenarımızı anlatıyor. Ve buradaki parçalar arasında bize muhakkak bir oran bilgisi veriliyor. Bu oran bilgilerini siz dörtgenlerde kullanamazsınız ama üçgende kullanabilirsiniz ki bakın 1 2 3 4 5 Altı tane üçgen var. Bu altı üçgen arasındaki artık ilişkiyi çok daha rahat yazarız. Ve ee, daha kolay olan bir yöntem de şudur. Küçükten büyüye doğru gitmeye çalışın arkadaşlar. Eğer şeklin tamamı verildiyse küçük parça isteniyorsa ya da küçük parça verildi şeklin tamamı isteniyorsa hiç fark etmez. Benim size tavsiyem mümkün olduğunca en küçük üçgenden en küçük bölgeden işte S yazarak şekilleri S 2 s 3S artık aralarındaki benzerlik oranına göre bu S 2 de olur, 5 de olur, 7 de olur. Unutmayın, istediğiniz kadar büyütüyorsunuz orana bağlı olarak. Ondan sonra da en büyük şekle gelirseniz alan hesabını yapmak her zaman daha kolay olur. Şimdi Sonrasında şunu yapmıştık paralel kenarla ilgili şöyle bir yorum yapmıştık. Demiştik ki bir paralel kenarın bütün kenarları birbirine eşit olursa işte o zaman da şu an baktığınız gibi bir eşkenar dörtgen oluşur. Evet eşkenar dörtgende arkadaşlar malum bütün kenarlar birbirine eşitti. Yani şunu yazıyoruz işte ad eşittir ab eşittir dc eşittir bc. Burada önemli bir bilgimiz var arkadaşlar. O da şu karede de olan bir özellikti bu. Yani AC doğru parçası diktir BD diye yazıyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü mesela şöyle kapatalım. İkizkenar bir üçgen var. Burada tabanlar aynı. Ben burada çortay çizdim de bu aynı zamanda kenar ortay oldu. Dolayısıyla aynı zamanda yükseklik oldu. İkizkenar üçgenin özelliğini kullanmış olduk aslında. Bu yüzden eşkenar dörtgen arkadaşlar köşegenler dik kesişir. Ve genellikle eşkenar üçgen soruları aklınızda bulunsun. Deltoid'de de aynı durum olacak çünkü. Eşkenar dörtgen soruları genellikle arkadaşlar uzunluk sorularıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Yamukta karşınıza açı çıkar uzunluk çıkar. Alan da çıkar ama alan soruları aslında daha çok paralel kenarda çıkar. Sonra eşkenar dörtgen ve e, deltoid genellikle uzunluk sorularıdır. Çünkü bakın burada bir 90 derece kendiliğinden oluşuyor. Yani siz hızlı bir şekilde burada Pisagor teoremini kullanabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ve ben şöyle bir ekstra buraya genelleme yapıyorum. Diyorum ki eğer sizde soruda uzunluk isteniyorsa sizin şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu adam bizden bu uzunluğu neden istiyor? Çünkü siz acaba bu köşegenlerin dik kesişip kesişmediğini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? İşte bunu bulmanızı istiyor. Bu yüzden eşkenar dörtgende ya da deltoidde hiç fark etmez. Uzunluk sorusu varsa sizden istenen aslında köşegenlerin dik kesiştiğini hatırlayıp devamında da Pisagor teoremini yazmanız. Deltoid dediğimizde de aslında deltoid dediğimiz şu arkadaşlar. iki ikizkenar üçgenin tabanları birbirine eşit ve biz bunları taban tabana birleştiriyoruz ki şu an sizin de gördüğünüz gibi AB eşit. Ee, BC de artık arkadaşlar CD eşit. Devamında köşegenlerimiz dik kesişiyor çünkü AC diye yazdığımız bu uzun olan köşegenimize artık arkadaşlar simetri ekseni adını veriyoruz. Ne demek simetri ekseni? Soru ve sağ birbirinin aynısı. Burada açılar bu şekilde kendi aralarında eşit. Bir de şunu unutmayın. B köşesindeki açı ile arkadaşlar artık D köşesindeki açı da birbirine eşit olur. Çünkü ikizkenar üçgen olduğuna göre ben bunlara A yazdım. Bunlara da BB B yazdığımda B köşesi artık A artı B oldu. D köşesi de artık A artı B'dir diye söyledik. Şimdi devam edelim bakalım. Evet dikdörtgen ve kare malum özelliklerimiz arttıkça şekillerde farkındaysanız biraz daha düzgün olmaya başlıyor. Dikdörtgende de şunu söylemiştik. Bir paralel kenarın herhangi bir açısı 90 derece ise biz bu paralel kenara artık dikdörtgen adını vermiştik. Ve dikdörtgenin e, alan hesabını yaparken de alan ABC'de A çarpı B çevre ABCD dediğimizde ise iki parantezinde A artı. B şekli ne yazmıştık? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın bu önemli bir ifade çünkü ikiz kenar yamukta var bu özellik bir tek. Onun dışında bir de dikdörtgen ve karede geçerli. Diğer dörtgenlerimize geçer değil. Burada hemen AC eşittir BD'yi hatırlatıyorum. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. Köşegenler dik kesişmez. Buna önem veriyorum ben çünkü şu hatayı çok sık yapıyoruz. İşte mesela soruda bir açı veriliyor. Herhangi bir köşeden bir açı verildiğinde biz burada açı hakkında bir yorum yapamayınca ya burada 90 derece vardı. Hayır arkadaşlar 90 derecenin olduğu yer kare, eşkenar dörtgen ve deltoid. Bunu unutmayın. Dik dörtgende asla köşegenlerin dik kesişmiyor. Bu bir, iki. Dik dörtgende köşegenler açı ortay değildir. Bunu unutmayın. Aç olursa eğer zaten burası 90 dereceydi 45 45 yazmış olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu yüzden köşegenlerin tek bir özelliği var. Bir birbirine eşitlerdir. İki birbirini ortalar. Yani bu şekilde her birinin üstüne eşittir eşittir şeklinde çizebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi alan A çarpı B çevre 2 parantezinde A artı B oldu yani 2 artı 2 B yazdık köşegen uzunluklarımız birbirine eşitler. Dediğim gibi burada dikdörtgenle ilgili benim yapacağım size hatırlatma şu olacak yine arkadaşlar. Eğer size dikdörtgende mesela AC köşegeni bu, bu söylediğimi kesinlikle görmüşsünüzdür. AC köşegeni ile herhangi bir şeklin dışında kenarın eşitliği verildiyse sizin aslında diğer köşegeni çizip bir ikiz kenar üçgen oluşturmanız isteniyordur. Bunu unutmayın. Bu yani bizim karşımıza hakikaten çok sık çıkıyor. Yani işte AC köşegeniyle işte şöyle bir çizim yapalım mesela. Ee, bunun üzerine bir çizim yapalım. Örneğin e, şuradan çizdiğimizde mesela şöyle birleştirelim. Sonra da diyor ki işte buraya da E noktası T diyelim. AT ile BD uzunlukları birbirine eşittir diye veriyor. Şöyle üç çizgiyle göstereyim. İşte buna göre işte şu açı kaç derecedir veya işte şuradaki açı kaç derecedir? İşte sizin burada şunu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. AF mesela AT ile BD'nin hiçbir ilişkisi yok. Dolayısıyla benim bu BT'nin yerine BD'nin yerine yazabileceğim başka ne var? E BD köşegen olduğuna göre ben de demek ki diğer köşegeni çizmeliyim ki bu köşegen sayesinde de burada bir ikizkenar üçgen yakalayabilirim. Şimdi geldim kareye. Kare malum en özel artık arkadaşlar dörtgenimizde bütün kenarlar eşit. bütün açılar birbirine eşit ki dörtgenlerde zaten düzgün dörtgen tanımı kare için geçerlidir. Unutmayın. Her bir köşe açısı birbirine eşit. Her bir kenar birbirine eşit. Dolayısıyla bakın şimdi buraya 45 yazdık. Burası da 45 oldu. Bunlar da birbirlerine eşit oldu. Karenin alın dediğimizde alan artık a kare. Çevre dediğimizde de 4a diye yazmıştık. Normalde dikdörtgende köşegen uzunluğunu bulmak için yani AC uzunluğunu bulmak için benim şunu yazmam gerekiyor. Her seferinde A kare artı B kare. Fakat karede zaten kenarlar birbirine eşit olduğu için karşımızda daima 45 45 90 üçgen olacak. Bu yüzden de AA BD'ye ya da AC'ye herhangi bir köşegeninize fark etmiyor. Kenarın artık arkadaşlar 2 e, kök 2 katı diye yazabilirsiniz. 45-45-90 üçgenin zaten tek özelliği. Kenarlarıma AA yazarsam köşegen uzunluğumuzda artık A kök 2 birimi anlatıyordu. Daha sonra da e, prizmalara geçmiştik hatırlarsanız. Neydi prizmalar? Prizmalar şuydu. Üç boyutlu bir e, şekle bakıyoruz ki üç boyutlu şeklin tanımını yaparken de malum tabanlarımıza göre bu şekilleri adlandırıyoruz ve tabanında bir düzlem üstünde de bir düzlem olan üç boyutlu şekillerde. Sonrasında e, çünkü piramit daha sonra da koni geliyor olacaktı 11. sınıfta. Prizma da tekrar ediyorum. Prizmanın alt düzeyde üst düzeyde bir düzlem. Burada üçgen olduğu için işte biz buna hatırlarsak üçgen prizma dedik. Burada EF ile FG birbirine eşit dedim. Yani tabandaki kenarlar birbirine eşit olduğuna göre kare prizma oldu. Sonra D C A B E F G H e, şekline baktığınızda bakın tabanınızın uzunlukları birbirinden farklı. Dolayısıyla bu bir dikdörtgenler prizması oldu. Hemen yazalım. Son şeklimize bakarsanız da arkadaşlar işte aklınızda bulunsun. Kare prizma ile küp aynı şey değildir. Kare prizmada bakın burada A E uzunluğu hakkında herhangi bir şey yazmadım. Dolayısıyla yan yüzeyleriniz birer dikdörtgen ise tabanınız kare olduğunda şekliniz küp değil. Şekliniz artık arkadaşlar bir kare prizmadır. Küpte ise bütün kenarlar birbirine eşit. Şimdi bu kenarların eşitliği sayesinde bazı özel durumlarda oluyor. Mesela alan nedir dediğimde bir tane yüzeyin alanı a kare altısı da birbirine aynısı olduğuna göre 6 a kare oldu. Hacim dediğimizde ise e bütün değerler birbirine aynısı. Yükseklik aynı, derinlik aynı, taban aynı. A'nın küpü geldi. Bu AF diye yazdığımız e, doğru parçasına arkadaşlar yüzey köşegeni diyoruz. Ve yüzey köşegeni artık kenarın kök iki katı kadardır. Yani A kök iki oldu. BF ise cisim köşegeni diye adlandırılır. Ve biz bu cisim köşegenine de artık arkadaşlar A köküç diye yazıyoruz. Ve A köküçü bulabilmek için iki tane pisagor yapmış olmanız gerekiyordu. Bunlardan birincisi e, yüzey köşegeni bulmak için ikincisi de yüzey köşegeni ve dik kenarı buluşturup cisim köşegeni bulmak için burada bütün hacim ve alan hesapları aynı arkadaşlar yani Hatta şöyle rengi değiştirip e, ile yazalım bütün hacimleri aynı şekilde hesaplıyoruz yani taban alanı çarpı yükseklik bunu unutmayın bu Küp içinde geçerli, üçgen içinde geçerli, dikdörtgen içinde geçerli, kare içinde geçerli. Devam ediyorum. Ee, mesela yüzey alanı diyelim. Yüzey alanı dediğimizde de hatta yüzey alandan ziyade yanal alan demiş olalım. Taban çevresi çarpı yükseklik diye yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Yüzey alanı dediğimde taban çevresi çarpı yükseklik. Şimdi taban çevresi dediğimizde bakın. Öne... Ee, Mesela şuna bakalım. Dikdörtgenler prizmasına bakalım. A ile A ile B'yi çarptık. Sonra A ile C'yi çarptık. Aklınızda bulunsun. Ve bunları iki kere yapıyorsunuz. Şimdi bunları iki kere yaptığınızda ne oldu? Dört tane yüzey oluştu. Dört yüzey oldu. Ama bütün üç boyutlu e, prizmalarınızda altı tane yüz var. Ve bu yüzlerden iki tanesine biz taban adını veriyoruz. Unutmayın. Ve taban çarpı e, taban çevresi çarpı yükseklik Artı 2 çarpı taban alanı yazdığınızda da artık arkadaşlar bütün şeklin yüzey alanını bulmuş olursunuz. En son olarak da yani yılın sonunda da aslında e, çok da kısa olsa değindiğimiz işte e, tabanın bakın üçgen ve bir noktada bunu artık şu şekilde tanımlıyoruz diyoruz ki e, uzayda herhangi bir noktadan bir düzlem üzerine doğru parçaları çiziyoruz ve bunlar bizim kenarlarımızı temsil ediyor. Bunları çizdiğimizde de tabanınız üçgen olduğunda biz buna artık üçgen piramit diyoruz. Diğeri neyse tabanım kare olduğuna göre buna kare piramit diyorum. Ve son şeklimiz özel bir şekil. Arkadaşlar bir üçgen piramitte bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse buna da Artık arkadaşlar düzgün dört yüzlü adını vermiştik. Burada da şu hatırlatmayı yapıyorum sizlere. Şekliniz üç boyutlu olduğu için işin içine artık e, hacim ve alan hesabı giriyor olacak. Hemen hacimi yazmış olalım. Hacim eşittir bir bölü üç çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Bak burada şuna dikkat edin lütfen arkadaşlar az önce prizma yazdığımızda az önce prizma yazdığımızda ne demiştik? Taban alanı çarpı yükseklik diye bırakmıştık. Fakat burada önümüze 1 bölü 3 geldi. Unutmayın piramitle 11. sırasında göreceğimiz koninin alanını pardon hacmini hesap ederken formülde başımıza 1 bölü 3 geliyor olacak. Eğer bizden alanı isteniyor olsaydı da yine hatırlatıyorum taban çevresi çarpı yükseklik ile bu piramitlerin Yüzey alanını buluyor olacağız. Evet şimdi arkadaşlar sizlere tavsiyem buradan hemen kanaldaki yazılı videolarımı e, yazılı videolarımızı seyretmeniz ve sizin için e, olası her türlü senaryoyu da değerlendirdik. Evet geldik ödüllü sorumuza çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. <laughs>